Serdar merhaba, hoş geldin. Merhaba, iyi yayınlar. Şimdi bu sağımızda, solumuzda, her yanımızda, kendimiz de içinde olmak üzere savaş yaşıyoruz. Orta Doğu'da oldu mu böyle bir şey? ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in ilginç bir açıklaması var. Diyor ki, ben bugün sadece ABD Dışişleri Bakanı olarak değil, bir Yahudi olarak da buradayım diyor İsrail'e gittiğinde. Erdoğan çok sinirlenmiş buna. Cevap vermiş. Bu nasıl bir politikacı? Bu nasıl bir yaklaşım? Karşısındakiler de ben de bölgeye Müslüman olarak yaklaşıyorum derse ne diyeceksin karşısı? Ne diyeceksin? Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacaksın demiş Erdoğan. Evet, doğru demiş. Muhtemelen Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterirler. Ama ben sizi yaradandan dolayı seviyorum diyen bir Erdoğan böyle bir şeyi nasıl söyleyebiliyor? Ve Ahmet Hakan bunu yazmış. Diyor ki, olayı Yahudilik, Müslümanlık bağlamından çıkarıp insanlık bağlamına oturtuyor Erdoğan. Bu açıdan da Blinken'e hayatında görüp göreceği en okkalı dersi vermiş oluyor demiş. Arkasından iki satır okuyorum. Hep akılda tutulması gereken gerçekler. Ahmet Hakan yazıyor bunu. Önceki satırlar da Ahmet Hakan'a ait. Övme de şimdikilerde. Bir, İsrail katliam yapmak için bahaneye ihtiyaç duymaz ama bahane bulduğunda gaddarlığını bin misli arttırır. İki, yani bir iki diye yazmıyor ama başlıklar olarak. Batı'nın büyük bir pervasızlıkla İsrail katliamlarına çanak tutması İslam dünyasında muazzam bir öfke birikimine yol açıyor. Bu pervasızlık yine şiddeti doğurur. Hadi bakalım şimdi. Ahmet Hakan'a bir şey söylemek. Çok sevdiğinden değil mi? Evet. Sığdıramadın şimdi yani. Mesela Ahmet Hakan bu yazısının altına Mavi Marmara ne oldu diye yazmak lazım. Hayır ama şimdi hani bunu İsrail, Yahudi, Müslüman diye almamak gerekiyordu. O zaman nasıl İslam dünyasında muazzam bir öfke birikimine yol açıyor dersin? İnsanlıkta niye açmıyor da İslam dünyasında muazzam bir öfke açıyor o zaman bu? İşte yazdığını okumayınca böyle oluyor. Ama bir satır önce, bir saniye önce yazmışım bunu ya. O bir satır önceyi belki başka biri yazmıştır. Yani Ahmet Hakan son cümleyi eklemiş olabilir. Bana öyle gibi geliyor ama çok da hakikaten üstünde konuşmaya değer bilmiyorum. Benim için önemli olan şey, biz Ahmet burada Hakan. Konuşmuştuk daha önce. Amerikan gemisine gitmişti damat. Evet. 15 gün önce. Dün de şeydeydi. Mitingdeydi. İstanbul'da en öndeydi yine. Ama Erdoğan o geminin şimdi ne işi var diye çok kızıyor. Peki senin damadının o gemide ne işi vardı? Ama onu söylemeyeceksin işte. Onu söyleyince olmuyor. O zaman reisi kızdırıyorsun. Yani varsa bilerek bir şey için gitmiştir. Bir bildiği vardı. Tabii işin kötü tarafı, şimdi damadın sattığı İHA'larla, SİHA'larla biz Ermenistan, Azerbaycan üstünlük sağladı Ermenistan'a karşı diye bir tomar yaygara koyduk. Aynı Azerbaycan şimdi İsrail'i destekliyor. Hem de ölümüne destekliyor. Ne oldu? Niye böyle yaptı Aliyev? Mecbur. Yani bu baştan beri bilinen bir şey, Aliyev'in İsrail'i desteklediği, İsrail'le ilişkilerinin Azerbaycan'ın çok üst düzeyde olduğu o. Sen bakma, bize yutturuyorlar o iki devlet, bir millet hikayesini. Gerçekte öyle değil ki. Ya da şunu sormak lazım. Mesela bu Sedat Peker'in de çok sözünü ettiği bu Azerbaycanlı iş adamı Mübariz Mansimov vardı. Onun Yalıkavak'taki marinasına çökmüşlerdi. Evet. Sonra da Mehmet Ağar'a devretmişlerdi. Mansimov çökmemişti ama onunkini çökmüşlerdi. Ona çökmüşler. Ama şöyle bir şey var mesela. Ya da ben bunları karıştırıyorum. Sen arasına beni düzelt. Ahmet Hakan'ı düzeltiyormuş gibi düzelt.
Ben de Estağfurullah. Ahmet'im çünkü sonuncusu. Yok, bu Ahmetler benzerlik sadece, isim benzerliği. Şey, bu Mübariz Mansimoğlu, bu Azerbaycanlı işte Aliyev'in yandaşları diyelim, Sokar'ın o zamanki yöneticileri, Amerika Birleşik Devletleri'ne şikayet ettiler. İran ambargosunu gemileriyle deliyor diye. Kimin için yaptılar bunu? İsrail için yapmışlardı o zaman da. Daha o zamandan belliydi yani bu işlerin. Türkiye'de Mübariz Mansimoğlu bu operasyonun çekilmesinin altında yatan nedenlerden biri de bu. Yani Mansimoğlu'nun iddialara göre gemileriyle Türkiye'nin isteği üzerine tabii o zaman. O zaman da büyük damat söz konusu. İşte onun isteğiyle bir takım yasaklı maddelerin, yani ambargo kapsamındaki malzemelerin İran'a gizli yollardan götürdüğü iddiasıyla onun hakkında da bir sürü şikayette bulunmuşlardı. Yani bu işler birbirleriyle bağlantılı. O yüzden Ahmet Hakan'ın yazdıkları bana çok nasıl söyleyeyim, garip gelmiyor. Dediğin gibi üstteki yazıyı başkası yazıyor. Altı herhalde son cümle, ya dur bir de İslamcıları sevindirelim deyip böyle kafadan bir cümle, o anda aklına gelen bir cümleyi yazıyor gibi geliyor bana. Ama bu işin gidişatı onların da hiç istemediği şekilde genişliyor gibi geliyor bana. Yani uzmanları, benim bu konuda çok böyle derin fikrim yok ama uzmanlara baktığım zaman, onları dinlediğim zaman, herkesin bizim o geçen hafta söylediğimiz, bu da İsrail'in 11 Eylül'üdür fikrine katıldıklarını düşünüyorum. Tabi Amerikalılar ve emperyalizm için burada gün doğdu. Kendilerince şimdi bir neden de buldular. O nedenin arkasına sığınarak ortalığı yeni baştan şekillendirmeyi deneyecekler ama çok da istediklerini başaracaklarmış. Pek de gibi gelmiyor bana. Peki bir soru soracağım sana. İkimiz de yıllardır gazetecilik yapıyoruz. Sevelim sevmeyelim bir sürü insan tanıdık, bir sürü insanla konuştuk, sohbet ettik. Aynı görüşte olalım olmayalım. Bizim başladığımız dönemlerdeki sağcı gazetecilerin yöneticileri Ahmet Hakan ve onun gibi benzeri televizyonlara çıkanlar, İşte genel yayın müdürü olanlar, mesela Şendir Milliyet'in genel yayın müdürü oldu. Hiç okunmayan yazarlardan biridir. Gazetecilerden bir tanesidir. O eski sağcılar hala sağcı gazeteciler, yönetimler bunlara görev verir miydi? Sanmıyorum, çünkü bunlar bir defa yönetici olamazdı. Yani oradaki kıstas değişti. Ben bunu çok uzun zamandır söylüyorum. Artık gazeteler iki şeyin tahakkümü altında. Birisi basın ilan kurumu. Büyük bölümü. Evet. Özellikle de yerel basın. İkincisi de yerel yönetimler. Yani basın artık ayakta kalabilmek için, özellikle yazılı basın, ki görsel basının şeyi, masrafları daha fazla. O yüzden ayakta kalabilmek için belli yerlerden destek almak zorunda hissettikleri için, yani gazeteciliği yanlış tanımadıkları için bence geldikleri noktada artık öyle bir yetkinlik, mesleki yeterlilik falan aramıyorlar. Önemli olan kiminle ilişkide olduğunuz. Ben bunun başlangıcını da Özal olarak kabul ediyorum. Özal başlattı bunu. Ertuğrul Özkök, hatırlarsınız, o zaman Hürriyet'in genel yayın yönetmeni oldu. Özal'ın gezilerine katılmaya başladı. Köşe yazılarında manşetler atmaya ne zaman ki Ertuğrul Özkök başladı, o zaman gazetecilik, muhabirlik anlamında maalesef çöp oldu. Ve o günden bugüne de giderek daha kötü bir noktaya geldi. Bugün artık sizin böyle bir kanal açmanızın nedeni de bu değil mi zaten? Bağımsızlık kaygısı. Daha doğrusu gerçek gazeteciliğin nasıl yapılacağı konusundaki fikir ayrılığından kaynaklanıyor. O yüzden yani Ahmet Arkan'ı normal şartlarda Hürriyet'in başında görmek çok mümkün değil bana göre. Ama mevcut iktidarla ilişkileri onu buralara taşıyor. Çünkü iktidarın zaten, yani sonuçta Ahmet Hakan'ın çalıştığı yer kimin? Tüpçünün.
Yani sonuçta Türkçe bu işlerden anlamıyor. Zaten geçen günlerde Dominika vatandaşı mı nerede olmuş kendisiyle beraber, kızıyla beraber. Yani işte Türkiye'de de kaçırabildikleri kadar parayı kaçıracaklar. Türkiye'de nereye giderse gitsin. Çok da umurlarında olduğunu sanmıyorum. Zaten etrafımıza bakarsanız her gün bir rezillik çıkıyor. Bence bu rezilliklerin belki de konuşulmaya değer olanı, yani o bir takım magazin kişiliklerinden öte. Geçen gün Bir Gün gazetesinden Tümir Soykan'ın yaptığı haberdir bana göre. Çok önemli bir haberdir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının Hakimler Savcılar Kurulu'na yazdığı değerlendirme raporudur. O rapor Türkiye'de her şeyin nasıl kirlendiğini ve ne noktaya geldiğini anlatması açısından bence çok önemli. Gözden kaçırılıyor. Habere de erişim engeli getirilmiş ama bence Türkiye'de herkesin ona bakarak artık bugüne kadar ne olduğu geçtim, bundan sonra ne olacağını tahmin etmesi gerekir diye düşünüyorum. Timur gibi 10-15 tane gazeteci muhabir anlamında kaldı. Çok ciddi direniyorlar. Çok başarılı gazetecilik yapıyorlar. Ama nasıl bir döneme girdik? Gerçekten akıl almaz bir şey. Yani hep programlarda anlatmaya çalışıyorum. Anlatmaya çalıştığım konuların başında da bu geliyor. Siyaset kurumunun içine ya da siyasetin finansmanına da artık maalesef kara para diyeceğimiz para girdi. Önceki akşamdı sanırım bir televizyon kanalında MASAK'ın eski yöneticisini dinledim. Onun değerlendirmelerini dinledim. Hafızam beni yanıltmıyorsa sadece bu uyuşturucu kumar gibi kara paranın dünya üzerinde 3 trilyon dolar, işte vergi kaçakçılığı onun bunun gibi, Seymen Adaları'ndaki paralar gibi bir takım atraksiyonların da 27-28 trilyon dolar civarında olduğunu, Bu sadece Türkiye'nin mi yok? hayır dünyada, Dünyada. dünyada yani nereden baksanız 30 trilyon dolar civarında bir kötü paranın dolaştığını ve bu paranın da dünyanın her yerinde siyasi iktidarları değiştirebilecek önemli bir miktar olduğunu vurguladı. Yani aslında herkes, daha doğrusu bürokratik camia her şeyin farkında. Neyin ne olduğunun, nasıl olduğunun. Ama hiçbirimiz oturup vergi barışını, varlık barışıydı sanırım vergi barışı ya da onu konuşmuyor. Türkiye'de son 10 yılda kaç defa bununla ilgili düzenleme yapıldı Türkiye'ye? Bu hangi paralar girdi? CHP ve HDP bunun üzerine çok gitti diye kötü çocuk oldular. Tabii işte buraları asıl kontrol edemeyince, ne olursa olsun gelsin deyince bu içeriye giren kara para bir biçimde aklanıp dışarı çıkmak zorunda. Bu aklamayı da yaptıkları, kullandıkları sistem belli. Yani hangi sistemden geçirdikleri belli. Yani bu konuda devletin raporları da var. O yüzden bence bu saatten Ama sonra. devlet kendi işin içinde olduğu müddetçe devletin raporunun olmasının ne faydası var? Ne bilgilendiriyor arası? Ben ama Bazı dürüst insanlar. şimdi rahmetli Demirel'in hatırlarsınız bir lafı vardı. İktidar olmakla muktedir olmak aynı şey değildir diye. Evet. Biraz ona gibi gel, oraya gibi gelmiş gibi görünüyor. Çünkü sonuçta bu iktidar belki önceleri muktedir değildi ama şu anda artık muktedir durumda. 21 yılın sonunda artık neredeyse değiştirmediği bürokrat yok. Ama Özal bunu denedi. Özal başlattı bunu. Özal başarılı olamadı, Hayır. yetişmemişti. Yani hiç kimse bu kadar uzun iktidarda kalmadı Türkiye'de. Şimdi bu uzun iktidarda kalışın sonucunda devletin bürokrasisinin en kılcal damarına kadar girdiler. Bugün bırakın daire başkanını, şube müdürüne, hatta okul müdürüne varana kadar bu iktidarın belirlediği isimler. Şimdi böyle olunca bir devletin içinde
Türksel'in başını Cumhurbaşkanlığından değiştirdi. İşte eski usul bürokratlar, var olanlar ya da bir kısmı dışarıda, çok az miktarda da içeride kaldı. Bunlar eksiklikleri görüp ancak rapor yazabiliyorlar. Bunun ötesinde etkin olmadıkları için devlet bürokrasisinde pek bir şey yapamıyorlar. Ama şunu iyi bilmek zorundayız ki bu yolu açan, yani bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu açan maalesef bu iktidarın uygulamaları, bu iktidarın yasal düzenlemeleri. Bir şeye daha burada dikkat çekmek gerekir belki. Yani ben okurken olabilir diye düşündüğüm bir nokta. 15 Temmuz 2016'dan sonra bürokraside müthiş bir kıyım yapıldı. Yani kanun hükmündeki kararnamelerle, onun dışında birçok uygulamayla devlet bürokrasisi biçildi adeta. Şimdi bu biçmeyi sadece bir yere odaklanarak anlatamayız. Bunun içinde, bu biçilenler içinde işini namussuzca yapan yüzlerce binlerce bürokrat da vardı. Evet. Bahane edip bu yolu açtılar. Çünkü bu yoldan gitmek zorundalardı. Şimdi geçen hafta konuştuk, Erdoğan partisinin MKYK'sına Binali Yıldırım'ı almadı. Binali Yıldırım'la ilgili bir sürü iddia bugüne kadar vardı. Ta 2015'ten beri vardı. Yani ben bu işin kitabını yazdım. İzmir'de bile... Yani 2000'den öncesinden, daha belediye başkanlığından itibaren var. Yani şeyde, Büyükşehir'de daire başkanlığı, ulaşım daire başkanıydı herhalde, öyle bir şeydi. Ulaşım daire başkanıydı. Erdoğan'dan önce gemicik alan kişi, oğullarına gemicik şirketi kuran kişi Binali Yıldırım'dır. Bana o konuda dava açmışlar ama Ali Müfit Gürtün'e hala ses çıkartmıyor. Kimseyle de röportaj vermiyor Ali Müfit Gürtün'e. Binali Yıldırım'ı kovan kişidir. Dikkat et, AKP'nin kuruluşunda Binali Yıldırım yok. Doğrudur. Neden? Erdoğan'ın belediyede kalmasını istediği adamdır Binali. Doğrudur. Yani işte o yüzden diyorum. Aslında bunlar bugün ortaya çıkan şeyler değil. Geçmişi de var bu işlerin. Tabii canım. 2015'lere. Yani şimdi oturup şeyi konuşmamız lazım o zaman. 17-25 Aralık'ı konuşmamız lazım. Yani o tapeleri, o sıfırlanan paraları, o dört bakanı, bunların hepsini konuşmak lazım. Şimdi o yüzden söylüyorum. Bubucum yapma bubucum. Hakikaten abi. 10 dakika anlayamıyordu ne demek istediği. En sonunda kızdı zaten. Telefonda fırça yattı, kapatmıştı. O tapelerde yalan olmadığı ortaya çıktı. Kendileri itiraz ettiler. Neyse, tabii oralara kadar gitmek lazım. Şimdi ne demektir bu? Siz 17-25'ten başlayan o süreçte devletin bütün namuslu bürokrasisini tasfiye ederseniz, sonuçta işte ev karşılığı ya da birkaç yüz bin dolar karşılığı bütün mafya sizin ülkenize dolanır. Bu mafya da herhalde burada gelip Etiler'de çay kahve içmeye gelmiyor buraya. İşini buradan devam ettirecek. Yani eskiden bir geçiş ülkesi olan Türkiye artık bir hedef ülke, hatta bir uluslararası mafyanın merkez ülke. Tabii yönetiminin taşındığı ülke haline geldi. Hal böyle olunca şimdi vardığımız noktada artık bence Erdoğan'ın kontrolünden çıkmış vaziyette. Erdoğan bunu kontrol altına almaya çalışıyor. İşte İçişleri Bakanlığı değiştirerek, kendisince bir takım operasyonlar yaparak falan, ama bu sistemi, kurulmuş bu sistemi değiştirmek mümkün değil. Buna Erdoğan'ın da gücü yetmez. Çünkü her geçen gün bir başka yerden bir şey patlak veriyor. Ve bence bir kısmını Erdoğan da basından falan öğreniyor ya da kendisine sunulan raporlardan. Şöyle bir iddiam var benim Serdar. Şimdi Türkiye'de ekonomi bence iki türlü tartışılıyor. Birisi doğrusuyla yanlışıyla, işte yani birkaç şekilde tartışılıyor da tabii, yani işte sosyalist ekonomi, kapitalist ekonomi falan, ama kapitalizm içerisinde şöyle tartışılıyor. Yani bu ekonomi böyle yapılmaz, şöyle yapılır diye bir tartışma var. Bir de kara paranın dolandığı ekonominin içerisinde benim payımı niye vermedinizden başlayıp bugünkü noktaya gelen Türkiye'deki
kara para ekonomisi kavgası var. Bu sayede esasında biz bir takım şeyleri öğreniyoruz. Hakkı yenilmiş demokratlar var kara para içerisinde. O hakkı yenmiş demokratlar sayesinde, şimdi Binali Yıldırım'dan bahsediyoruz. Binali Yıldırım'ın bir, Erdoğan'ı karşılarkenki bakışı, iki, kongrede üstünün çizilmiş olmasına karşın yan yana otururken Erdoğan'a bakışı, milletvekili olmasın diye üstünü çizdiği Süleyman Soylu'nun 7 yıl bakanlıkta kalması. Üstünü çizdi bu adam. Evet. Şimdi böyle bir kendi aralarındaki kara para ekonomisi kavgası bizi halka bir takım doğruları anlatmaya, çalışmaya doğru itiyor. Yani biz, atıyorum, ben kendi açımdan sosyalist ekonomiyi anlatmaya çalışıp ya da işte bunun uzmanlarıyla konuşup onlarla program yapma fırsatı bulamıyorum. Çünkü bunların bu pis ekonomisini ve kavgasını anlatmaktan sıra oraya gelmiyor. Doğru ve herkes de birbirini deşifre etmeye başladı. Aslında bu işlerin bu kadar ayyuka çıkmasının bir nedeni de o. Yani bunu daha önce konuştuk. Sonuçta sistem bunun üzerine kurulu. Evet. Sistem kara para üzerine kurulu olduğu için, yani ekonomik sistem bunun üzerine kurulu olduğu için, para nereden gelirse gelsin, yeter ki gelsin. Nasıl olsa üretemiyoruz. Hiç olmazsa üretimden kazanacağınızın yerine buradan paralar gelsin dediğiniz için, İşte Binali gidiyor, yerine Süleyman geliyor. Şimdi Süleyman gitti, yerine ne geleceğini bilmiyoruz. Ama bir şey gelecek. Bu sistem dönmek zorunda, bu çark dönmek zorunda. Ve bu çarkı döndüren dişiler maalesef sizin de söylediğiniz gibi kapitalizmin kendine bile uygun değil aslında. Yani tamam, kapitalizm bile bir yere kadar getiriyor ama kapitalizmin de bu tür işlere bir çözümü yok. İşte burada o zaman ekonomik sistemleri tartışacağız. Yani kapitalizmi, sosyalizmi ancak o zaman tartışmaya başlayacağız. Ama geldiğimiz noktada şu anda biz sadece günü kurtarmak adına, işte bir gün bir güzellik salonu sahibinin eşine aldığı uçağı tartışıyoruz. Onun saçlarına euro üzerinden yaptırdığı bu güdüleri bilmem öyle bir şeyler söylüyorlar. Onları tartışıyoruz falan. Onların şatafatlı yaşamlarını tartışıyoruz ama onların aslın, yani bütün bunları ortaya çıkaran nedeni, asıl nedeni hep görmemezlikten geliyoruz. Şimdi onu diyeceğim. Kaç gündür kafam kurcalıyor. O yüzden yani sen şu anda daha çok muhabir hala olduğun için kafa yapısı olarak, şimdi sosyal medyada biz haftalardır o iki salağın, hırsızın ve kız kardeşleri sonra ortaya çıktı. Onların işte videolarını, bilmem nelerini falan tartışıyoruz. Ya bu mu mücadele yani? Tamam, paralarına el kondu bilmem ne falan filan, bu sosyal medya sayesinde mi oldu yoksa zaten yapılacaktı da mı bilmiyorum. Ama bu mu Türkiye'deki düzeni değiştirmek için yapılan mücadele, şey böyle mi olmalı? Gerçekten anlamıyorum. Beynim almıyor benim. Niye iki tane insanı bu kadar diline dolayarak mücadele ediyorsun? Yani bunun doğru dürüst başka türlüsü yok mu? Bu defa şuna yanıt vereyim. Maalesef mücadele bu ama doğrusu bu değil. Şimdi şöyle bir örnekle açıklamaya çalışayım. 1990'lı yıllarda hayali ihracat Türkiye'de rekor kırmıştı, anımsarsınız. Ve o dönemin hafızamda kaldığı kadarıyla hayali ihracatın temel aktörü tekstil sektörüydü. Yani Türkiye'de üretilen, ucuza üretilen malların sanki pahalıymış gibi, özel markalarmış gibi yurt dışına 1 liralık malı 10 liraya gönderdik deyip Avrupa'da kurdukları şirketlere
o ucuz malları, hatta biliyorsunuz konteynerler açılırdı, içlerinden çerçöp çıkardı ya da çok kötü tekstil malzemesi çıkardı, ama konsümentoların da onları Sulta işte Demirel'in, şimdi Yahya Demirel'in ilk sultası. sistem belliydi. Yani sistemin kaçağı belliydi. Neydi? Tekstil sektöründe böyle bir kaçak vardı. Hayali ihracat yapılıyordu. Hatırlarsınız yine o yıllarda Türkiye işin üstüne gitti ve sistemi değiştirdi. Şimdi burada şöyle bir şey var ama. Siz sonuçta Türkiye'de 1 liraya ürettiğiniz bir tişörtü, yani şu giydiğim tişörtü, ne yaparsanız yapın diyorsunuz ki Avrupa'da en fazla bunu 10 liraya, hadi bilemediniz 50 liraya ihraç ettim diyorsunuz. Çünkü hayatın doğal akışına uygun değil. Yani bu şu tişörtü 1000 liraya sattım diyemezsiniz. Avrupalı da o kadar salak değil. Yani takibi kolay bir şey. Ama bu sistemden çıkıldıktan sonra yeni dünya düzeninde, özellikle de teknolojinin bu kadar ilerlemesiyle, tekstil sektörü artık eskisi gibi çok rağbet gören bir sektör değil. Şimdi kara paranın ya da hayali ihracat benzeri devleti ya da vatandaşın parasını iç etmenin yeni yolu var. Bunların başında bizim bildiğimiz bu ve çok konuştuğumuz sanal kumar geliyor. Ya Sanal kumar. bana Özal döneminde gümrük müdür muavini yardımcısı teklif getirdi. Yayın evim vardı. İşte dedi ki ya yani para kazanıyor musun? İşte kör topal dönüyor ev demiştim ona. Abi niye kör topal dönüyorsun dedi. Depon ne kadarlık? İşte atıyorum o zamanın parası ne bileyim 100 milyonluk. 6 0 atılmamıştı daha. Ya da 1 milyarlık yani yüksek gibi gözüküyor bugün ama bunların hepsini dedi gönderelim Avrupa'ya dedi. Ben gümrük müdür muaviniyim sana her türlü şeyi yapacağım dedi. 100 milyar dedi sana dedi 1,5 trilyon lira olarak geri vereceğim bunu dedi. 500'ünü bana vereceksin, 1 trilyonu sana kalacak. Şu anda hala zengindim biliyor musun? Doğru. Dedim ya sen bunu bana bir demokrat olarak söylüyorsun. Kendisinin demokrat müdür muavini olarak şey. Evet dedi. Yani böyle bir yasa var. Bundan faydalanabilirsin. Sen niye yapmıyorsun dedi. Bak üstüne bir de vergi iadesi alırdın. İşte vergi iadesini alıyorum zaten. KDV iadesi mi neydi öyle bir şeydi. İhracat yaptığın zaman evet hem teşvik alıyordun. İhracat yapıyoruz. Hem teşvik alıyordun hem indirim alıyordun Her KDV. şeyi de o yapacak yani. Ben Tabii. hiçbir şey O iş yapmıyorum. uzmanı zaten onlar. Tabii canım. Müdür İşte muavin diyorum gümrük. anlatmaya çalıştığım şey de tam bu. Yani Evet. şu anda bu 90'lı yıllarda diyelim ki bir birim olan bu karanlık delik şimdi 10 birime çıkmış vaziyette. Çünkü iktidar büyümenin yolunu ekonomik kalkınmadan, üretimden yana değil, nereden geldiği belli olmayan paralarla işte sürekli dış borcu kapatmak üzerine yaptı. Şimdi siz deliği büyütünce oradan kaçan şey çok oluyor. Yani bunu bir filtre sistemi gibi görelim. Şimdi o filtrenin delikleri ne kadar büyük olursa oradan geçen şey sayısı, malzeme sayısı da o kadar artıyor. Delik ne kadar küçülürse o kadar şeyin üstünde kalıyor. Şimdi siz büyüttünüz. Niye? Kendi yandaşlarınıza bir büyük elek gerekiyordu. Şimdi o büyük elekten yandaşlarınıza geçerken bütün bu paralar bu arada küçükler de geçmeye başladı. O küçükler göze çarpmıyordu. Nasıl göze çarpmıyordu? Şimdi Türkiye'de bu işi yapan, yani bu güzellik sektöründe özellikle söylüyorum, yüzlerce firma var. Ve bu firmaların birçoğu işlerini gayri yasal yöntemlerle yapıyorlar. Çünkü Türkiye'de henüz bir standardı yok. O yüzden de biraz önce verdiğim örnekteki gibi bir tekstil ürünün fiyatını belirlemek gibi bu güzellik merkezlerinde uygulanan sistemlerdeki fiyatları belirleyemiyorsunuz. Bir birim yerine 100 birim, 1000 birim yazabiliyorsunuz. İşte o zaman o elekten bunlar geçiyor.
Geçerken de sizin verdiğiniz örnekte olduğu gibi bundan bir tomar da bürokrat nimetleniyor, faydalanıyor. Niye? Zaten diyor maaşım az, yetersiz. Zaten 20 yıl çalıştıktan sonra emekli maaşına mahkum olunca işte şu gördüğümüz televizyonda gördüğümüz amcalar gibi sadece simit yiyerek hayatımızı geçirmek yerine o zaman biraz biriktirelim deyip onlar da o eleğin içinden akan o aslında geçmemesi gereken kalıntılardan kendilerine pay alıyorlar. Sistem kontrol dışına çıktı böylelikle. Bunu atıyorum mesela dizilerle de senin hayatına sokuyor. Her şeyle. Her Yani şeyi. her zengin mesela şeyde oturuyor, Boğaz'da oturuyor. Tabii bugün mesela hiç Türkiye'deki kimse. bütün insanlar eve ayakkabıyla giriyor mesela. Evet, bugün dizilere bakıyorsunuz. Sormuyorsunuz hiç. Ya bu çocuklar gencecik çocuklar ne yiyorlar, ne içiyorlar? Bunlar nasıl çalışıp ne para kazanıp da bu elbiseleri giyiyorlar? Bu arabalara, bu yatlara, bu uçaklara biniyorlar diye sormuyor. Size o yaşantıyı da bir taraftan kültür olarak empoze ediyorlar. Çünkü aksini sorgulayan bir dizi yapmaya kalktığınız zaman o zaman iktidarın hoşuna gitmiyor. Çünkü iktidar Dizideki çocuklar zaten bir müddet sonra 10. haftada falan annesini babasını arıyor çünkü herkes birbirinden çok normalmiş gibi ilişkide olduğu için. tabii bir de bakarsanız hepsinde bir zaten eli silahlı külahlı bir tip vardır. Bütün dizilerde artık var. İşte şimdi sistemi siz böyle kurunca bürokrasisi de siyaseti de buna göre şekilleniyor. Ama yukarıdakilerin gözden kaçırdığı ve şimdi toparlamaya çalıştığı şöyle bir şey var. Bu arada araya da bir dizi sokuyorsun işte. Polisin iyi bir polis olduğunu anlatmak için Arka Sokaklar gibi 20 yıldır falan oynuyor. Geçen gün seyretmeye kalktım. Dedim ki ya bu ilk sezon ben bu bölümü seyretmiştim dedim. Aynı senaryoyu kopyalayıp alıp yapmışlar herhalde sadece. Ama bu herkes için geçerli. Ben bizimkiler için Umur Bugay'ın Umur abiyle karşılaştık. Ahmet yarın gel de bana biraz yardım et dedi. Niye? Tıkandım dedi. Yani 10. yılı mıydı neydi bizimkilerin? E doğru. Böyle birkaç arkadaşımızdan yardım istediğini biliyorum yani. Ya anımsadığım kadarıyla o dizilerde hiç olmazsa hayatın içinden bir şeyler vardı. Abi mutlaka o anlamda söylemiyorum. Bu kadar uzayınca tıkanıyorsun yani bir yerde. O yüzden bazı filmlerin ikincisini, üçüncüsünü, dördüncüsünü yapınca birincisi gibi hiçbir tanesi itibar görmez. Ya bence şu aralar Kurtlar Vadisi yayına girerse şaşırmamak lazım. Tam onun Ama yayında zaten. tekrarlarını gösteriyorlar. Hayır. Ha, gerçek hayatta. Yaşıyoruz. Tamam işte yaşadıklarımızı göstermesi açısından tekrar izlememizde yarar var belki Yani de. hangi artist Binali Yıldırım'ın Erdoğan'a o bakışını yapabilir ki ya? Ya, evet güç biraz. Ama dediğim gibi o an. Nefretle korku aynı anda birleşmiş bir bakış. Bunu konservatuarda kolay kolay bir çocuğa yaptıramaz. Aynı anda. Yani ben en son Binali Bey'in başbakanken bir öğretim yılının sonunda mı başında mı bir tahtaya Türkçe bir kelime yazmaya çalıştığını görmüştüm. Bir de solak herhalde. Yumuşak G'yi Hayır iyice ama yani bir başbakan düşünsene yumuşak G'yi ben lisedeyken bunu hep karıştırırdım diye bir de özür orada yani aynen bunu söyledi. Bunu çocukken de lisedeyken de karıştırdım dedi ve hala yumuşak G'yi bilmeyen ama yüksek lisans tezini de İngilizce veren bir herif var karşında yani. tabii. Ya bir de Boğaziçi'nde okusaydım benim ahlakım kesinlikle bozulurdu. Evet. Yani Türk siyasi tarihinde enteresan bir karakter olarak yerini alacak. Belki şu an tam gerçek değerini bilemiyoruz ama önümüzdeki yıllarda bence Türkiye'de en azından o ANAP'ın meşhur bir Yıldırım Akbulut'u vardı. Onun gibi hakkında. Hayır ama Yıldırım Akbulut Türkiye'de bence en önemli kararı alan başbakandır. Turgut Özal'ın onu
her dediğimi yapar zannederek başbakan ve parti başkanı yapmasından sonra Birinci Körfez Savaşı'na Türkiye'nin girmemesi için ikinci başkan ve başbakan Mesut Yılmaz'la beraber Özal'ı ters üst ettiler, elense çektiler ve altlarını aldılar. İşte Özal öyle bitti. Ben Binali Yıldırım'ın da ileride böyle hikayelerini duyacağımızı düşünüyorum. Özellikle başbakanlığı dönemine ait böyle anıların yayınlanacağını ve ibretle okuyacağınızı düşünüyorum. Yok, Binali Yıldırım da hiç yıldırmak bu zekasında bir şey görmedik şimdiye kadar. Onun da imzaladığı bir şeyler var benim bildiğim kadarıyla. Yani direnmek anlamında olmasa bile Türkiye'nin çeşitli noktalarında ya en azından mesela 15 Temmuz konusunda Binali Yıldırım konuşursa ciddi bir Türkiye'de aydınlanma olur. O yüzden ama bir cümle yetti zaten yani en sevmediğim projedir diye. İşte o projeyi bence anlatar. Yani anlatacak. Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün mutlaka bu noktaya çıkar. Yani o yüzden söylüyorum. Şimdi geriye dönecek olursak sistemi böyle getirdiğiniz zaman bu eleğin deliklerini büyüttüğünüz zaman işte aradan kaçan bunlara şu mesajı veriyorlar aslında. Kardeşim çalıyorsanız millete göstermeyin. Millet irite olmasın. Sosyal medyada paylaşmayın böyle uçak aldığınız görüntüleri, havuzlarınızı, villalarınızı. Yoksa bunlar gibi yüzlerce örnek var. Bir şey daha var. Bana vermeden, yüzdemi vermeden çalmayın. Şu anda onun kavgası da var diye düşünüyorum ben. Yani Erdoğan'ın pas geçildiği hırsızlıklar ortaya çıkmaya başladı diye düşünüyorum. Süleyman Soylu o yüzden birdenbire bir kenara atıldı diye düşünüyorum. Şimdi siz bakanlıktan çıkıyorsunuz. Aşağı yukarı işte Nisan 4-5 ay oldu. Bakın her hafta Süleyman Soylu ile ilgili yeni bir bilgi. Geçen hafta neyini öğrendik? 80 milyon dolarlık villasını. Şimdi bunlar durup dururken ortaya çıkmıyor yani. Birileri de yani daha doğrusu bu işin içinde olanlar birbirlerini çok iyi takip ediyorlar. Yani şunu söylüyorlar. Ahmet kendisine uçak almış ama Serdar da iki tane uçak almış. Herkes biliyor birbirini. Döverim lan seni. O yüzden yani birbirlerini takip ettiklerinden şimdi ortaya çıkıyor. Peki Süleyman Soylu gitti. Bu sistem bitti mi? Ya da işte bu sözünü ettiğimiz kozmetikçiler gitti, sistem bitti mi? Ya da işte Ayhan Bora Kaplan tutuklandı. Şimdi işte her hafta bir çeteye çöküldüğünü, suç örgütü çökertildi diye İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasını okuyoruz. Peki bitti mi bu? Biter mi? Bitmez çünkü sistem kötü. Kurdukları, bugün işleyen sistem bunların ortaya çıkmasına neden olan şey zaten. Ve o sistemi kuranlar bunun sorumlusu aslında. Ve bu sistemin ben maalesef Amerikalılar tarafından da kullanıldığını düşünüyorum. Bakmayın siz bizim siyasi liderlerimizin öyle haytut ettiklerine. Ne derlerse yapıyorlar. Ya programın başında verdiğimiz örnekte olduğu gibi. Küçük damat 15 gün önce Amerikan gemisindeydi, uçak gemisindeydi. Üstelik o görüntüleri devletin ajansı vasıtasıyla servis ettiniz. Evet. Aynı damat şimdi daha dün işte İsrail'i tel'in mitingindeydi. En baştaydı yine. Ya o gemi şimdi Karadeniz'e doğru geliyor diye Erdoğan köpürüyor. Evet. Ne gelip, işi var diye. Gelip Akdeniz'de ne işi var onun diye. Köpürüyor. Kimse de dönüp sormuyor. Ya kardeşim o zaman 15 gün önce senin damadın o gemide ne işi vardı diye. Yani o yüzden söylüyorum tekrar başa dönüp. Ahmet Hakan'ın yazısını Ahmet Hakan yazmadığı için son cümleyi ona birilerini memnun etsin ya da hoşuna gitsin diye son cümle yazma hakkını ona verdikleri için halimiz bu oluyor. Ama bunu ortaya yani bu durumun ortaya çıkması sadece iktidarın suçu mu? Bu soruyu da sormak lazım. Çünkü ben burada
onu kadar olmasa bile, iktidar kadar olmasa bile muhalefetin de suçu olduğunu düşünüyorum. Görüyoruz muhalefeti de. Eskiden bildiğimiz en son seçimlerden önce altılı masa vardı. Şimdi herhalde 10 parça falan. Yani herkes kendi içinde de parçalı gidiyor. Ve iktidar nasıl değişmiyorsa bence önümüzdeki günlerde muhalefetin de büyük oranda değişmeme olasılığı var. Ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra birbirimize geçmiş olsun deriz diye düşünüyorum. Evet, ilginç bir şekilde ve yani bunu sadece sağ da değil, Filistin adına Hamas'ın yaptığı bir rezilliği, Filistin adına solun bir kısmı da kendisine sol olduğunu iddia eden bir kısım da aynı mantıkla protesto ediyor. Ve bütün bunların olurken mesela Türkiye'nin aynı mantıkla Suriye'yi bombalaması hiç konuşulmuyor. Ya Tabii da ki de. Azerbaycan'ın, şimdi İsrail'i destekleyen Azerbaycan'ın 25-30 bin Ermeni'yi evinden atıp göndermesi, o bir şey olmuyor. Soykırım olmuyor ama Gazze'de yapılanlar soykırım olarak anlatılıyor. Yani şimdi dünyada neyi tartışacağını şaşkın, şaşkın değil de ben öyle anlatıyorum. Türkiye'de şaşkın. İşte bu Yahudi diye anlatılır mı? Müslüman da aynı şeyi anlatırsa diye yazıp işte Ahmet Hakan, ya Müslüman ülkeleri kalkarsa diye bu sefer savunma yapabiliyor. Çünkü NATO kafa, NATO mermer durumdayız. Yani sıfıra geldik gibi bir his var içinde yani. Evet, maalesef Türkiye'nin özetlemeye çalıştığım bu durumu dünya için de geçerli. Yani, örneğin ya, takip etmeye çalışıyorum. Amerika'da şu anda en büyük korku Trump'ın yeniden başkan seçilme olasılığı. Yani, Amerika'da böyle bir travma var şu anda. Bir şey değişiyor mu? Ya, bir şey değişmiyor elbette ama yani Amerikan toplumunu böyle Yani geçmesine de Erdoğan nasıl bu en tepedekilerin seçtiği en kullanışlı elemansa, bence Trump da Biden da aynı durumda. Yani Biden aynı Erdoğan gibi, ikisi de yürümekte zorlanıyor, ikisi de konuşmakta zorlanıyor. İşte söylemek istediğim o. Yani sadece Türkiye'de Telefonu değil, dünyadaki kesse sistem. Biden ara sıra konuşsun ya da Trump gibi bir adam niye seçilir? Ya bunu Reagan'dan beri söylüyorum. Esasında Bush'lar, baba oğul Bush'lar ve Reagan'ın niye Amerika bir başkan olarak seçer ya? Çünkü en kullanışlı adam McCarthy döneminde bütün komünist sinemacıları, yönetmenleri, oyuncuları ihbar eden kişi Reagan. Adamın başarısı bu. İşte ama Türkiye'nin içindeki çıkmaz dünyada da var görünüyor. Çünkü Amerika Birleşik İşte onu Devletleri'nde söylüyorum. O en tepe, pardon lafını kesiyorum ama o en tepe beni en iyi, en salakça kim temsil eder diye birisini seçiyor. evet, işte o sorun, yani nasıl söyleyeyim, Amerika'daki sorun sıçrayarak dalga halinde bu Avrupa'ya da yansıyor. Yani Tabii Avrupa tabii tabii canım, işte Berlusconi, Putin, aklına işte Çekoslovakya, Macaristan, yani tabii şimdi mesela şey, sosyalizmden doğrusuyla yanlışıyla idare edilmiş bir ülke nasıl bunları seçer ya diyorsun. işte seçtiği yetmiyormuş gibi, bakın şu anda hiç Tapıyor. Ukrayna Rusya savaşını ya da çatışmasını, oradaki çatışmaları konuşan var mı? Yok, bütün dünya elini eteğini çekti. Evet. Sadece konuştuğumuz yer İsrail ve işte Gazze'deki uygulamalar. Şimdi Azerbaycan Ermeni olayı da unutuldu. işte Suriye
Unutuldu. Yani hepsi unutuldu. Hepsi. Suriye Kürtleri Türkiye'de konuşulmuyor. Yani işte bu yeni Amerika bir sene uzattı. Erdoğan çok kızdı buna. Suriye meselesine. evet, ama öbür tarafta Çin geliyor. Ya İran'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan PKK ve PYD'nin olduğu bütün bölgenin elektriğini yok edeceğiz. Uzak durun dedi. 2 gün sonra Erdoğan İsrail'e dedi ki Gazze'deki elektriği nasıl yaparsın? Bu insan haklarının ihlalidir dedi. Hadi bakalım şimdi. evet, o zaman soruyor işte, hadi bakalım oluyor o zaman. Hadi bakalım ne olacak şimdi diye. Ama öbür taraftan dengeler o kadar ters bir yerde ki, yani bakıyorsunuz Rusya duruyor. Çin geldi duruyor. İran duruyor. Hatta Hindistan bile katıldı onların arasına. Evet. Şimdi burada Amerika Birleşik Devletleri'nin çok hareket alanı kalmadı. Bir yanında destekçi olarak Avrupa Birliği kaldı. Bir de üstü kapalı olarak Türkiye var. Öyle diyelim. Türkiye ortada duruyormuş gibi görünüyor. O Arap Birliği dediğimiz Suudi Arabistan'dan falan filan zaten bir şey çıkacağı yok. Onun için Türkiye'deki sistemi şu anda o sistemin büyük kara deliğinin içinden geçen geçene. Yani biz bir takım magazin figürlerini görüyoruz ama bir takım Arap iş adamlarının, bir takım Avrupa'daki fon yöneticilerinin, Amerika'daki bir takım gizli odakların Türkiye üzerinden nasıl bir kazanç elde ettiğini hiç göremiyoruz. Yani biz şeyin SBK davasını unuttuk. Sezgin Baran Korkmaz diye bir sorunu vardı Türkiye'nin. Bizim İran'la işte deldiğimiz ambargoyu deldiğimiz için Halkbank üzerinden işte bir Reza Zarrab vardı. Biz Reza Zarrab'ı ama bir bakıyoruz tarihimizde 17-25 Aralık'ta da gördük. Aynı şey değil miydi? O Reza Zarrab değil miydi? Aynı insan değil miydi yani? Serbest bırakılan, hatta parası iade edilen. Faiziyle. Yani şimdi o Reza Zarrab gitmedi mi Amerika'ya, itirafçı olmadı mı? Türkiye aleyhine bir ton ifade vermedi mi? Çarkın nasıl işlediğini anlatmadı mı? Peki Amerika Birleşik Devletleri bunu bilmiyor muydu? Yani dünyada parayı takip en iyi takip eden ülkelerin başında geliyor Amerika Birleşik Devletleri. Onun için bir yerden bir yere para nasıl aktarılıyor, kimin üzerinden gidiyor bunları bilmiyor mu? Amerika Birleşik Devletleri'nde benim bildiğim kadarıyla 20'nin üzerinde bu tür işlerle ilgilenen kurum var. Yani bize İşte bu DIA, CIA, FBI onları biliriz ama Amerika Birleşik Devletleri'nde bu tür ekonomik suçlarla ilgilenen pek çok kurum var. Ve bu kurumlar bütün bunların hepsini gün be gün not alıyor. Bizim kurduğumuz sistemi ya da kurduğumuzu sandığımız sistemi de Amerika delik deşik biliyor. İzin vermesi yani geçmesine izin verdiklerini. Ya da İngiltere bilmiyor mu? İngiltere Türkiye'den hangi zenginlerin hangi parayla gelip İngiltere'de konut aldıklarını, neye yatırım yaptıklarını bilmiyor mu? Ya da daha önce konuştuk işte dünyanın en iyi, en gelişmiş ülke biri dediğimiz İsviçre. Bilmiyor mu? Dünyanın neredeyse yıllardır kara parasının merkezi. Bunlar da biliyorlar. Türkiye bunlara benzemeyi Amerika niye Süleyman Soylu'nun Amerika'daki mal varlığı ve parasının araştırılması için Süleyman Soylu'yu seçiyor mesela? tabii seçti sonra kaldırdı ama. Yani üç tane hatırlarsanız Türkiye'deki bakanın biri Enerji Bakanı'ydı, biri Adalet, biri herhalde İçişleri Bakanı'ydı. Mal varlıklarını dondurdu Amerika'ya girişlerini, yani girselerdi tutuklanacaklardı. Ama ne oldu? Birkaç ay sonra kalktı o. Çünkü sistemin içinde işe yaradığı sürece nasıl söyleyeyim, bu elemanlar kullanışlı eleman olarak satranç tahtası gibi. İşte kimisine fil rolü vermişler, kimisine at rolü vermişler, kimisine piyon rolü vermişler. Biz şu an Bir seçimde bakan yapmayacağız sözü verip ama bunu kaldır. Yani rica. Sen gene araştır, elinde bilgi olsun ama
kaldır yani. Türkiye'de birçok kişi biliyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nin kendileri hakkında elinde ne bilgi olduğunu. Kendi ne yaptıklarını biliyorlar her şeyden önce. Biz bilmiyoruz sadece. Yani biz bilmediğimiz için bize garipmiş gibi geliyor ama onlar ne olduklarını, ne yaptıklarını biliyorlar yani. Sonuçta dediğin gibi bir İçişleri Bakanlığı'nın bakanlıktan ayrıldıktan 4 ya da 5 ay sonra 80 milyon dolarlık villası ortaya çıkıyorsa ve bunu bir biçimde açıklayamıyorsa ve bu biçimde soruşturulmuyorsa, şimdi eskiden mecliste araştırma komisyonları, soruşturma komisyonları kurulurdu. Var mı öyle bir şey? Mümkün mü? O da mümkün değil. Yani Erdoğan da aslında bunun böyle olduğunu biliyor. Bence Erdoğan'ın kontrolünden kaçtı bunlar. Yani kontrol dışıydı. Şimdi kontrol altına almaya çalışıyorlar. Yani daha doğrusu derleyip toparlamaya bir yere kanalize etmeye çalışıyorlar. Belki sizin dediğiniz o işte ustanın payı nerede hikayesi ondan sonra devreye girecek. Çünkü kaçak başladığı zaman ustanın payı da azalıyor. Evet. Onun için onu bir derleyip toparlamak zorunda. O derleme toparlama döneminde. Ama Süleyman Soylu'nun yerine başkası gelecek. Dediğim gibi işte o magazin figürü insanların yerine başkaları gelecek. Ayhan Bora Kaplan'ın yerine başka bir isim gelecek. Gelecek. Yine söylüyorum. Mehmet Ağar'a dokunabiliyor musunuz? Evet. Dokunamıyorsunuz. Ya da bu sanal kumar denen sistemi çözmediniz mi siz? Çözdünüz. Falyalı cinayetinden sonra ciddi biçimde çözüldü. Yani Türk Emniyeti'nin elinde daha önceden olan bilgilerin üzerine çok değerli bilgiler geçti bence. Yani uluslararası boyutunu da içeren çok önemli bilgiler var. Ne yaptı? Hiçbir şey oldu mu? Sistem devam ediyor. Şu anda herhalde sanal kumar altın çağını yaşıyordur. Neredeyse haber sitelerinde bile sanal kumar şeylerinin ilanları var. Nereye açsanız, yani YouTube'da bile çıkmaya başladı artık. Düşün. Sanal kumar reklamı çıkıyor artık yani. Şimdi bu sizin isteminiz dışında. Siz bir YouTube kanalı kuruyorsunuz ama o YouTube kanalının içinde hangi reklamların yer alacağına siz karar veremiyorsunuz. Hayır, ben karar veremiyorum. Ama ben izleyici olarak onu izlerken, yani işte bir saatlik program boyunca neredeyse 10 dakikada bir reklam giriyor. Bu reklamı, o programı yapan haberi bile olmuyor. WordPress diye bir yazı sitesi kanalı var. Orada şu reklamı istemiyorum diyebiliyordun eskiden. Ben o sitede Kalktı, Google bile kaldırdı. Yani şu anda bir gelmiyorsun. internet sitesi kuruyorsunuz. O internet sitesinin işte en azından temel ihtiyaçlarını gidermek için Google reklamları. Hocam benim sistemde Hüdapar olabiliyor. Evet, ama bunu size sormuyorlar. Ve bu sizin sitenizde Mantıklı yayınlandığında bir de üstüne üstlük bunu birkaç kişi tıklarsa o reklam sürekli çıkmaya başlıyor. evet. Yani dünyanın, o dijital dünyanın algoritmasını öylesine bir değiştirdiler ki, dediğim gibi şu anda insanlar kolay para kazanmak için ya hayali ihracat gibi böyle karanlık işler yapıyorlar ya da en kolay para kazanabilecekleri şey kumar oynuyorlar. Ya Borsa. şöyle bir sistem kurmuşlar. Müthiş bir şey. Yani sen mutlaka farkındasındır bunun. Atıyorum yeni bir kamera bakacağım ya da yeni bir başka bir teknik alet bakacağım. Yeni bir ufak laptop alacağım falan filan. Bilgisayarda arıyorum, araştırıyorum. İşte oğlum da araştırıyor, o da bana gönderiyor falan. Sonra işte gazetelere bakacağım. İnternetten gazeteye giriyorum. Lan her tarafında Kamera reklamlar reklamı. var ya, kamera. Doğru. Lan diyorum bu X gazetenin nasıl haberi oldu? İşte o algoritmayı ona göre. Evet, müthiş bir şey ama. Ya bunu çok daha ileri götürenler var. Şöyle konuşma üzerinden bile insanların bu tür davranışlarını çözümleyerek onları yönlendiren, hatta ileri düzeyde yöneten bir takım yazılımlar olduğu da söyleniyor. 15 gündür onun korkusunu yaşıyorum. Utanmadan söyleyeyim.
Oğluma telefon açtım geçen gün, dedim ki benim sana telefonda sorduğum bir takım şeyleri YouTube telefondan algılayıp ona Google'da sormuşum gibi gösterebilir mi dedim. Gösterir. Gösteriyor. Maalesef gösteriyor. İşte o yüzden de geldiğimiz bu noktada, yani diyorum ya, şimdi bir taraftan da fenomen olmak için artık oradan para kazanılıyor. Ama bu beni paranoyak hale getiriyor. Bunun bir çözümü olduğunu şu anda düşünmüyorum. Bunun tek çözümü bütün bu elektronik dünyasından uzak durmak. Hayır, Tamam. sadece elektronik değil, başka konuda yani konuştuğum reklama girebilecek ya da araştırmaya girebilecek her şeyi alıp yapabiliyor. Bunu sadece reklam için kullandıklarını düşünmüyorum ben. Hayır, sadece reklam için kullanmıyor zaten. Bir kere benim, ya şöyle bir sistem var yani, bu işte atıyorum X büyük marketin kartını verdiği andan itibaren sana da artık para taşıma banka kartı veriyoruz dediğinden itibaren senin hangi markaları satın aldığına kadar kontrol ediyor. O Doğru. yüzden bu insanların aşı oldu mu çip takacaklar, yok dünyada işte 100 yıl sonra çip, ya çipi senin cebine koymuş. Ben Evet. 4 büyük markanın AVM'nin ya da işte satış mağazasının kartını aldıysam benim aylık neler aldığımı ve hangi markaları aldığımı tespit ediyor. Tabii. Ben onu gene aynı çipli banka kartıyla Ahmet Aziz Nesin olarak ödüyorum ya da sen Serdar olarak ediyorsun yani. Şimdi bu iş burada kalsa belki bir miktar anlaşılabilir tarafı olabilir. Yani bunu iki taraflı da kullanıyorlar. Bizim harcama alışkanlıklarımızı öğrenip yönlendirdikleri gibi şirketleri de yönetiyorlar bu Tabii yolla. tabii. Senin şu malın şöyle satılıyor, orada değil de şurada satarsan ya da bak müşteri prototipi bu, tezgahların burasına koyarsan gibi aynı bize yaptığı yönlendirmeyi şirketlere de yapıyor. Tabii. Bunda ben bu konuda, yani bunun siyasete uygulanmış halinin, bu Amerika Birleşik Devletleri'nde bir dava vardı Rusya'nın Amerika seçimlerine nasıl, özellikle de sosyal medya üzerinden nasıl müdahale ettiği, manipüle ettiği konusunda. Bu konuda onlar açık kaynak, yani izleyenler onu erişebilirler. Amerika Birleşik Devletleri'nin mahkeme kayıtlarındaydı yanılmıyorsam, ya da öyle bir rapor okumuştum ben. O raporu okumalarını tavsiye ederim. Ben geçtim alışverişimizi yönlendirmelerini. Seçmen tercihini yönlendirmeye başladılar ve devam ediyorlar. Evet. Ve bunu çok üst düzeyde yapıyorlar. Şimdi geldiğimiz nokta bu olunca, Ayhan Bora Kaplan'ın önemini oradan anlayabiliyoruz. Çünkü o paralarla bu işler organize ediliyor. Yani sonuçta bunlar çok ciddi yatırım. Ya da bizim en son seçimlerimizde işte Kemal Kılıçdaroğlu'na söyletilen sözler gibi. Yani bunu miting meydanlarında, sosyal medyada çokça yaygın olarak gördük. Önümüzdeki süreçte bunlar belli ki daha etkili olacak. Bunu önlemenin yolu var mı? Valla ben işte o sosyalizmin orada çözüm olacağını düşünüyorum. Yani bir sol akımın, bir sosyalist akımın bütün bu özgürlük dışı hareketleri yeni dünyanın şekline göre yeniden yorumlayıp yeni yorumuyla bir çözüm yolu, bir alternatif sunması gerektiğini düşünenlerdenim ben. Umarım, bekleyeceğiz. Evet Serdar, bu kadar karışık şeyi nasıl konuştuk bilmiyorum ama konuştuk sonuçta. Yani. Hep de çözüm önerisi istiyorlar, değil mi? Ben Evet, bak çözüm diyorum. yani biz de Ya şey. bunları anlatıyorsunuz, anlatıyorsunuz. Çözümünüz ne diyorlar? Evet, çözümle. Evet, çözümünüz ne sorusuna ben de bazen düşünüp yazmak istiyorum. Sonra vazgeçiyorum. Çözümü
bildiğimizi bilmiyoruz. Evet. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Haftaya tekrar Serdar'la görüşmek üzere.